sen yemek? Ha? Hadi gel, hadi. Nerede yemeğin? Ha? Ha? Ah, ben mutlu oluyorum sen yiyince be. Senin yemeğin burada değil mi? Bir daha mı istiyorsun ondan? Sen de hadi hadi. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bunun gerçekten çok bakıma ihtiyacı var. Çok yalnız kalmış, çok her tarafı uyuz. Bakın, hani şu an detaylı çekemiyorum ama her yeri böyle ayak tırnaklarına kadar uyuz arkadaşlar. İnşallah bir tedavi de uygulayacağız ona. Sana kurban olurum ben, ağzına kurban. Yalnız kalmış, bütün kışı aç geçirmiş. Arkadaşlar normalde belediyemizin böyle büyük orman arazilerini, ne bileyim, şöyle çitli falan çevirip İşte şehir içindeki yemek artıklarını o noktaya taşıyacak bir birim oluşturabilir ya. Hani hayvanlar böyle sokağa salınınca, böyle Arnavutköy ya da çevrelerine ormanlara atılınca çok sağlıklı olmuyorlar. Çoğu yolda ölüyor, çoğu açlıktan, sağlık problemlerinden sıkıntı yaşıyor. Mesela bakın, bu hayvanın hiç kullandığı küpe yok mesela. Bu denetimsiz, bu da keza öyle. Keza bu da öyle. Yani hem artıklar değerlendirir, hem bu hayvanlar daha sağlıklı bir hale gelir. Tamam, sakin olalım, konuşacağız. Ya bunun için ne yapmak gerekiyor bilmiyorum ama Change.org'da mesela bir kampanyam var, işte uzaktan besle diye, bir umut adıyla. Her köşe başına yıkanabilir su ve mama kabı. Yani köşe başı çöplerin, konteynerlerin yanı olabilir. Ya bunlar bizim canımız ya. Bunlar aç olduğum biz nasıl tok yatalım? Elimi yiyeceksin gerizekalı.